Dansının çok etkili olduğu da söylenir. Geçelim Çelebi Mehmet'e, 5. Osmanlı Sultanı'na. Şimdi onun hayatında da tabii önemli şahsiyetlerden biri ve 10 senelik bir fetret devrini ortadan kaldırmak için manevi bir takım desteklere başvuruyor. Orada 4 şehzadeden bahsediyoruz değil mi? Ve o ayrılığın bitirilmesi gerek. Evet, kesinlikle. Çelebi Mehmet işte hemen arkamızda zaten. Bakıyorsunuz mesela Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda esir düştüğünde 4 tane kardeş bunlar. Süleyman Çelebi Edirne'de, Musa Çelebi Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya'da, İsa Çelebi Balıkesir'de bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Tam 11 sene sürüyor bu hadise. İşte önce Musa Çelebi Bursa'dan kalkıyor, Edirne'deki Süleyman Çelebi geliyor. Hatta Süleyman Çelebi o günlerde yazık Edirne'de bir cami yapmaya başlamış. Daha temel seviyesi. Kardeş abi yenince o da abisinin yarım kalan camisini devam ettiriyor. Yani aralarında aslında baktığımız zaman çok bu anlamda bir hırgür yok. Ama bir taht kavgası tabii ki var. Sonra İsa Çelebi, zaten Musa Çelebi daha evvel gelmiş. O yok, başta gidiyor. Evet, bu da Bursa'daki Yeşil Türbedir. Hmm. Osmanlı padişah türbeleri içerisinde en gözde türbelerden biridir bu. Zaten Timur'un Anadolu'ya getirdiği sanatkarların da izi vardır burada. O Özbekistan Çin mimarisini biz burada görürüz zaten. Çelebi Mehmet bu sanatkarları bırakmamış. Bir dönem tutmuş, istihdam etmiş. Yeşilin tonuna bakar mısın? Harikadır. Zaten şu arkada gördüğünüz minber, yani şu mihrap, Osmanlı Çin'i sanatında bir numaralı mihrap diye adlandırılır. En güzeli budur. Bundan sonra en güzel ikincisi Edirne Muradiye'ninkidir. Üçüncüsü Karamanoğlu Bey'in bugün Fatih Köşkü'nde korunan mihrabıdır. Dördüncüsü de Yeşil Cami'ninkidir. Hmm. Bu dört böyle bir sıradır, meşhurdur sanat tarihinde. Ve Çelebi Mehmet Hazreti Ali rüyasına görüyor. Çelebi Mehmet abilerine hiç bulaşmıyor o günlerde. Orada kendi halinde Amasya'da, Merzifon'da kendi adamları var. Bayezid Paşa onun veziri. İşte Hazreti Ali elinde Hazreti Ali meşhur düldülü vardır, böyle atı. Hmm. Onu, o beyaz atını ona veriyor. Şimdi söz sende diyor. Ve uyanıyor. Ve bunu şimdi bir işaret kabul ediyor. Şimdi herkes Zülbülü yalnız nasıl biliyor? Tabii herkes farklı biliyor. Red Kit'in ne nasıl diyebiliyor. Evet, ne yazık ki. Halbuki öyle değildir yani. Ve ondan sonra o at, yani bu manevi rüya ile beraber kalkıyor. Ve sefer yapıyor Edirne'ye. Ve abisini yeniyor. Yalnız çok ilginçtir. Az önce biz camiyi gördük mü? Eski cami yok. Ben mi öyle bir yanlışın? Şu an Yeşil Türbe'yi görüyoruz. Evet, çok güzel. Edirne eski cami. Evet, bu Yeşil Camimiz. Bursa Yeşil Cami. Çelebi Mehmet bunu tam bitiremeden öldü zaten. Son cemaat yerleri eksik. Edirne eski cami, hani iki abisi yarım bıraktı ya. Çelebi Mehmet tamamlıyor. Halk ona Sultan Mehmet Camisi demek istiyorlar. Hayır diyor. Bu caminin temellerini büyük abim Süleyman Çelebi attı. Bunun adı Süleymaniye olacak diyor. Yani evet. Ve düşünün, Süleymaniye Camii olarak kalıyor o. Bu Darül Hadis, bu ikinci Murat'ın, bu başka. Yani eski cami, Edirne eski cami. O çok enteresandır. Burada biz şunu görüyoruz. Hani taht kavgası yapsalar da şahsi bir kin yok birbirlerine yani. Hmm. Adını bir daha duymayalım, silelim, edelim. Böyle anlaşılıyor. Peki şimdi eski cami deyince orada bir taş var. Evet. Var mı? Yani öyle, siz gördünüz mü taşı? Var. Hatta şimdi bütün seyircilerimiz de görsün aslında. Edirne eski caminin duvarına bulunan Rükn-i Yemani'den bir taş parçası. Hmm. Şimdi Yıldırım Bayezid döneminde Avrupa'da böyle fütühat hareketleri hızlanınca o günlerde Mısır'da bulunan Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid'e bir Kur'an-ı Kerim gönderiyor. O Kur'an-ı Kerim'i lütfen seyircilerimiz bir gün Bursa'ya giderlerse Bursa'daki Yeşil Medrese'nin içinde bulunan Türkistan Eserleri Müzesi'nde görsünler. Dev bir Kur'an, böyle kocaman. Ve Memlük Sultanı Berkuk göndermiştir onu buraya. Memlük Sultanı Berkuk müthiş bir eserdir ve gerçekten de harika bir yapıdır. O Edirne'deki şeyde bulunan, onu hemen görürüz aslında. Eski camide 68 numara olacak. Çok güzel bir eser o. Aslında işin acı yanını söyleyeyim, bundan 3 sene evvel o taş çalındı. Çalındı. Evet, şu gördüğümüz siyah taş. Fakat çalındıktan yani şu, bir sene... Şu mu taş? Şu gördüğümüz taş, evet. Edirne eski caminin duvarında. Fakat çalındıktan bir sene sonra çalanlar tekrar geri getirdiler. Yetkililer aradılar. Falanca yere koyduk diye artık ne geldiyse başlarına, nasıl bir sıkıntı yaşadılarsa. Taş şimdi daha muhafazalı bir şekilde yerine konuldu. Ben de aynı şeyi düşündüm. Kesin... Evet. Böyle bir durum şey oldu. Bir şey geldi başlarına. Rükn-i Yemani ne biliyor musunuz? Şimdi Kabe'nin 4 tane köşesi var. En kıymetli köşe Hacer-ül Esvet'in olduğu köşe. Hacer-ül Esvet'ten bir önceki köşe Rükn-i Yemani. Yani Kabe'nin Yemen'e bakan köşesi. Hem Hazreti İbrahim hem de Peygamber Efendimiz tavafta o köşede muhakkak dua ediyordu. Mümkünse selam verip mesh ediyorlardı o köşeye. Evet.
Vallahi arkadaşlar hemen bir şey, Kabe'yi konuşacağımız bile söylemedik. Hazırlamışlar şak diye geldi. Rukmi Yaman şu gördünüz, Hacı Öleset bir önceki köşesiydi. Yalnız bir şey diyeceğim. Akıl var, mantık var. Birincisi sen zaten niye tenezzül ediyorsun? Yani hırsızlık zaten yapılmaması gerekiyor da buna tenezzül ediyorsun. Ya o taşı zaten satın alacak adamda da iman var. Hiç çalıntı malı alır mı? Bunu alır mı? Ne kafasızlar? Yani o taşın orada kalması kıymet. Şimdi bakın bu Hacer-i Resmet görüyoruz bakın. Ondan bir önceki köşe Rükn-i Yemani. Tavaf bu tarafa doğru oluyor. Tavafta son köşedir orası. Oradan geçen bütün umreciler ya da hacı adayları ellerini kaldırıp Bismillah ve Allahu Ekber diye selam verirler. Ve Rabbena Atina fid dünya diye dua ile devam ederler. Peygamberlerin dua makamıdır orası. Oradan o köşeden bir taş parçasını Osmanlı'nın Avrupa tarafındaki en önemli camisine koyun diye göndermeleri. Bu ne biliyor musunuz? Siz Hristiyan dünya içinde İslam'ı temsil eden kutlu bir kavimsiniz. Peygamberin adını oraya yayıyorsunuz. Bu taşı size gönderiyoruz. Avrupa'da yaptırdığınız artık Rumeli orası. Hı hı. Rumeli en büyük caminizin kıble duvarına koyun ki bu taşın yüzü suyu hürmetine bu camide yapılan bütün dualar Rükn-i Yemani'de yapılan bir peygamber duası gibi mukabele görsün. Çok anlayış güzel. Buydu. Şimdi